Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hava savunma savaşı, saldırgan hava araçlarının etkinliğini azaltmak ya da tamamen yok etmek için alınan tedbirler bütün olarak tanımlanabilir. Bu tedbirler hem hava hem de kara silah sistemlerini, ilgili algılayıcı sistemleri, komuta ve kontrol düzenlemelerini ve pasif önlemleri içermektedir. Bulundukları yer neresi olursa olsun, deniz, kara ve hava kuvvetlerini korumak olarak algılanabileceği gibi ana vatanın savunması için de birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. NATO, hava araçlarıyla yapılan hava savunmayı, karşı hava savunma, deniz ya da yerden yapılanı ise hava savunma savaşı olarak isimlendirmiştir. Füze ile savunma yapmak da hava savunmanın bir kolu olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda son yılların gündemine oturmuş, Türkiye'nin yerli ve milli savunma girişiminin en etkili oyuncularından olan, hatta bir sıralama yapsak belki de birinci sıraya oturacak, ilk defa bu kadar uzun menzile sahip olarak üretilen hava savunma sistemini ve bu uzun menzilli hava savunma sistemine giden yolu bu videomuzda daha yakından inceleyelim istiyorum. Öncelikle bahsedeceğimiz bu sistem, Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden olan Aselsan tarafından geliştirilmektedir. Ve ayrıca kesin olarak projenin kritik bilgileri son derece hassas bir gizlilikle hem Savunma Sanayi Başkanlığı hem de Aselsan tarafından korunuyordur diyebiliriz. Bildiğiniz gibi son dönemlerde savunma sanayi bilgilerimizi yurt dışına satan bazı hainler türemeye başladı. Türkiye eminiz ki bu konuda alınabilecek en üst düzey önlemleri çoktan almıştır. Konumuza dönecek olursak, Aselsan, yaklaşık 30 yıl kadar önce Stinger ortak üretim programı ile başlayan, daha sonra KİD'ye monteli Stinger projesiyle devam eden hava savunma sistem çözümlerine hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi hava savunma radarı ürünlerini eklemiştir. Bu anlamda Aselsan hava savunma sisteminin 3 temel taşı silah, sensör ve komuta kontrol unsurlarını içeren komple sistemler üreterek başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dünya ordularına bu alanda çözüm sunma başarısını elde etmiştir. Aselsan, hava savunma alanındaki 25 yıllık tecrübesiyle Korkut Kunda motorlu hava savunma silah sistemi, Hisar alçak orta irtifa hava savunma füze sistemi, Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri gibi hava savunma projeleri kapsamında çeşitli kalibre silahlar kullanabilen, füze veya roket atabilen, kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen çeşitli hava savunma silah sistemlerinin tasarım, geliştirme ve üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca silahlı kuvvetlerin envanterinde mevcut olan hava savunma sistemlerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda modernizasyonunu da gerçekleştirmektedir. Bahsedeceğimiz proje, alçak irtifadan uzun irtifaya kadar geniş kapsamlı olarak hala çalışmalarına devam edilen Hisar projesi. Hisar, karadan havaya füze savunma sistemi grubudur. Grup içinde alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi Hisar-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi Hisar-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Hisar-U yer alır. Ki Hisar-U'nun adı daha sonradan Siper olarak değiştirilmiştir. Videomuzun ana konusu da Hisar-U olarak da geçen Siper hava savunma sistemi aslında. Bu sistemler Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir. 18 Nisan 2007'de Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma füze sistemi ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayi şirketlerine teklif çağrısında bulundu. Çağrıya toplamda 18 şirket yanıt verdi. 28 Eylül 2008'de de 18 adet sistemin 27 ek sistem alma seçeneğiyle doğrudan temini için Savunma Sanayi Başkanlığı ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirdi. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 20 Haziran 2011'de ana yüklenici Aselsan ve ana alt yüklenici Roketsan olmak üzere proje ihalesi neticelendirildi. Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK, SAGE ve veri bağlantıları çalışması için Meteksan Savunma alt yükleniciler olarak belirlendi. Proje maliyetleri sırasıyla alçak irtifa sistemi için 314.9 milyon euro, orta irtifa sistemi için ise 241.4 milyon euro olarak değerlendirilmiştir. Fakat maalesef ki Siper için öngörülen maliyet hakkında kesin bir veriye ulaşamadık. Siper'e giden yolda olması gerektiği gibi önce alçak irtifa Hisar-A geliştirildi, ardından orta irtifa Hisar-O, son olarak da yüksek irtifa Hisar-U yani Siper geliştiriliyor. Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket halindeki birliklerin ve kritik bölge, noktaların, nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmek amacıyla Aselsan tarafından milli imkanlar kullanılarak geliştirilmektedir.
FNSS ACV 30 aracı şasisine montelenmiş sistem 4 dikey hisar ağ lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı hisar ağ sistemine bağımsız bir sistem olabilmesi için bir hava gözetleme radarı ve bir elektrooptik kızılötesi sistemi montelenmiştir. Bu sistemi teknik özellik bakımından inceleyecek olursak, minimum menzili 2 km, maksimum menzili 15 km'den fazla, minimum irtifası 30 metre ve maksimum irtifası ise 8 km'den fazla. Hisar A'dan sonra geliştirilen Hisar O orta irtifa hava savunma füze sistemi Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında tehdidin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirecektir. Hisar O dağıtık mimaride tabur ve batarya yapısında kullanılacaktır. Hisar O projesi kapsamında batarya atış kontrol merkezi, orta irtifa radarı, elektrooptik sistem ve füze fırlatma sistemlerinden oluşan OIHSFS bataryası, tabur atış kontrol merkezi, erken ihbar merkezleri arayüzü, orta irtifa füzesi geliştirilecek, ürün ve üretim hattı kalifikasyonu yapılacaktır. Bu sistemin minimum menzili 3 km, maksimum menzili 25 km'den fazla, minimum irtifası 50 metre ve maksimum irtifası ise 15 km olarak paylaşılmıştır. Ve gelelim en kritik meseleye. Yani Hisar-U, diğer adıyla Siper Hava Savunma Sistemi. Hisar-U, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan, geliştirme çalışmaları devam eden yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemidir. Gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanan füzenin 100 km'den fazla menzile, çift darbeli motora, aktif radar arayıcı RF başlığa, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile terminal güdüm yeteneğine sahip olması bekleniyor. Sistem, özellikle Türk donanmasının en büyük muharip gemisi projesi olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Destroyer'inde de kullanılacak. Açıklanan resmi verilere göre bu sistemin minimum menzili 30 km, maksimum menzili 150 km'den fazla, minimum irtifası 100 metre ve maksimum irtifası ise 20 km olarak duyuruldu diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.